Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Yalandan kim ölmüş acaba? Yüzyıllık cumhuriyetimizin, yüzyıllık demokrasimizin, yüzyıllık siyasetimizin en büyük yalanı nedir? Ekonomistim diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ekonomi söylemidir. Faiz sebep, enflasyon netice. 2018'de anayasaya göre ikinci ve son kez seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta anayasal meşruiyeti olmadan üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar bu sözü defalarca tekrarladı. Hazine ve Maliye Bakanlarının Dönemleri 10 Temmuz 2018'de Erdoğan damadı Berat Albayrak'a atadı. 1 dolar 4.70 liraydı. 128 milyar dolar Merkez Bankası arka kapı uygulamasıyla satılıp 9 Kasım 2020'de 1 dolar 8.20 lira olunca damat Albayrak Bakanlığı bırakıp kaçtı. Lütfi Elvan 10 Kasım 2020'de atandığında 1 dolar 8.20 liraydı. 2 Aralık 2021'de görevden az edildiğinde 1 dolar 13.45 liraydı. Nurettin Nebati 2 Aralık 2021'de atandığında 1 dolar 13.45 liraydı. Görevden azledildiği 4 Haziran 2023'te 1 dolar 21.21 .21 lira oldu. Mehmet Şimşek 4 Haziran 2023'te atandı ve bugün 1 dolar 28.20 lira. Merkez Bankası Başkanları dönemi Murat Çetinkaya 19 Nisan 2016 6 Temmuz 2019 Merkez Bankası faiz oranı 14 Eylül 2018 %22,5 faiz yükseldi ve 2018'de yıllık %33.64 olan TÜİK enflasyonu 2019'da yıllık %7.36'ya düştü. 1 dolar 5.76 lira oldu. Erdoğan dedi ki: "Merkez Bankası başkanını görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu." Murat Uysal 6 Temmuz 2019'da atandı ve Erdoğan'ın sözünü uysal uysal dinleyerek Merkez Bankası faizini düşürmeye başladı. 26 Temmuz 2019 %18.25 iken 22 Mayıs 2020'de %6.75 oldu. Faiz sebep enflasyon netice. Bakın nasıl gerçekleşti. 2019'da yıllık %7.36 olan enflasyon 2020'de yıllık %25.15'e yükseldi. 1 dolar 8.20 lira oldu. Suçlu bulundu Murat Uysal. 7 Kasım 2020'de görevden azledildi. Naci Aval bu kez Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon netice sözünü dinlemeyen Abal oldu. Merkez Bankası faizini yükseltmeye başladı. 20 Kasım 2020 yüzde 13,5 1 dolar 7.60 lira. 25 Aralık 2020 yüzde 15,5 1 dolar 7.57 lira. 19 Mart 2021 %17.501 dolar 7.29 lira. Dolar kurunda düşüşe neden olan Naci Avval 24 saat sonra 20 Mart 2021'de görevden azledildi. 2020 yılı enflasyonu ise %25.15 oldu. Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu 24 Eylül 2021'de %16.50'ye düşürmekle başladı ve 24 Şubat 2023'te Merkez Bankası faizi %7 oldu. 2021'de yıllık %79.89 olan enflasyon, 2022'de yıllık %97.72'ye çıktı. Göreve başladığı 1 Mart 2021'de 1 dolar 7.32 liraydı, görevden az 9 Haziran 2023'te ise 1 dolar 18.50 lira oldu. Amerika'dan ithal Hafize Gaye Erkan. Göreve başladıktan sonra 1 dolar 18.50 liraydı. Bugün 28.20 lira oldu. Merkez Bankası faizi 23 Haziran 2023'te %13.50 idi. 27 Ekim 2023'te %33.50 oldu. Ekonomist Erdoğan, Merkez Bankası faizini yükseltmesini bakın nasıl değerlendirmişti. Yeni arkadaşlarımızla yola devam ettik ve dedik ki faiz oranlarını düşüreceğiz. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur. Rekabet gücünüzü ortadan kaldırır ve sizin büyümenizi de engeller. Cumhuriyet tarihinin en büyük uydurması faiz sebep enflasyon netice sözüdür. En büyük ekonomik facianın tek sorumlusu Erdoğan'dır.